Zeynep anlatmasa da her şeyi duyarım ben, bilirsin. Evet, hele şimdi televizyon sahibisin. Antenlerin, alıcıların daha da çoktur. Yoksa baba mı oluyorum? Evet Şahin. Senden hakkım olan tazminatı istiyorum alçak herif. Anlamıyor musun? Doğru konuş. Konuşmazsam ne yaparsın adi gangster? Bırak! Bırak! O arsa senin can damarın. Yoksa arazin hiçbir işe yaramaz. Fırsatçı domuzun tekisin. Kutlarım. Bu işlerin piri sensin. Hocamız sensin. Şahin Bey eminim pişman olmuştur yaptığına. Üzülmüştür. O borcu mutlaka ödeyecektir. Ödeyecek evet. Mutlaka ödeyecek. Kotran'da çalışmamıza izin verir misin? Kotramızda demeliydin Zeynep. Böylece Şahin Holding'in en büyük rüyası suya düşmüş oldu. Hepimize geçmiş olsun. O yatırım için bütün varlığımı, bütün servetimi ortaya koydum. Asla dönmem. Yeni bir dünya var şimdi. Uyum sağlamaya çalışıyorum. Ve kesinlikle son filmim olacak bu. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Şahin Bey'imiz telefon etti, geleceğinizi bildirdi. Siz herhalde bahçıvan Fikri Efendi olacaksınız. Evet. Ben aslında hep burada kalmam. Zaman zaman gelir bahçeye bakarım. Fikri Efendi, Oktay benim kardeşimdir. Şahin Bey'in gökdelen yapımında çalışıyor. Şahin Bey onu buraya gönderdi. Eve yeni bir ilave gerekir mi diye içeri girip bakmak istiyoruz. Yeni bir inşaat mı? Sağ olsun bizim Şahin Bey'imiz iş çıkarmaktan hoşlanıyor. Siz evi gezin dolaşın. Bir ihtiyacınız olursa ben bahçedeyim. Sağ ol Fikri Efendi. Gerekirse ben sana haber veririm. Kocanın kaç tane böyle evi var biliyor musun? Yavaş yavaş öğreniyorum. Burada yapacak ne iş var ki? Her şey yerli yerinde. Bir şey yapmadan olmaz. Bir havuz isteriz diyelim. Evet. Galiba tek eksik bir havuz. Gördün mü? Sana iş çıktı bile. İleride benim de böyle bir evim olmalı. İnşallah. Neden olmasın? Ama evden sonra evlilik gelir. Kendine uygun, güzel, eğitimli bir kız bulalım sana. Ben birini buldum gibi bir şey. Ya, hayırlısı. Yeni tanıştık. Acayip gürültülü bir tanışma. Sonra da hoşlandık birbirimizden. Oo, işler ilerlemiş desene. Hı? Hem güzel hem de kişilikli bir kız. Aklım hep onda. Nasıl biri? Adı ne? Okuyor mu, çalışıyor mu? Adı Ebru. Manken ve fotomodel. Ama öyle uçarı havalı civalı değil. Tanısan çok beğenirsin. Televizyona getir bir gün. Kadın moda programlarında görev bile veririm. Hı?
Şahin Bey geldi. Evet geldi. Aşağıda kamerada. Merhaba. Merhaba. Buraya gelirken seni gören oldu mu? Sanmıyorum. Ortalıkta kimse yoktu. İyi. Sinirlisin Şahin. Öyleyim. O gün bana söylediklerin, davranışın çok kötüydü. Tehditle, şantajla benden para koparmak istedin. Beni terk ettin ve evlendin Şahin. Hiç değilse geleceğimi güvenceye almak istiyorum. Acele ettin küçük kız. Bana kadınlık yaptın. Elbet senin geleceğini güvence altına alacaktım. Ama bana hükmetmek istedin. Benden zorla kimse bir şey alamaz. Sen şansını kaybettin. Haksızlık bu. Ben seni sevdim. Sevmek. Beni severken yatağına aldığın erkekle teselli oluyordun, öyle değil mi? Nasıl olur da bana bunları söylersin? Sorunun cevabı bunlarda, kaltak. Bu tezgahı Oktay'la birlikte mi kurdunuz ha? Hayır, o aptalın haberi bile yok. Bana bir daha terk edilmiş, namusu kirletilmiş kadın rolü oynama. Küçük orospu. Bana hakaret etme. Sen benden temiz değilsin. Bu resimleri çektirmem bile ancak sana yakışan aşağılık bir iş. Yakamdan düşeceksin. Tamam mı? Resimleri basına veririm, baban ne mal olduğunu görmüş olur. Babamı karıştırma. İlişkimizi anlatsaydım seni yaşatmazdı. Anlat ulan, ayağıma nasıl dolaştığını, kendini para için nasıl sattığını anlat. Hayvan! Pis gangster! Allah belanı versin seni. Seni gece kondu fahişesi, seni adi kaltak. Yürü, yürü hadi. Bu iş burada bitiyor, anladın mı? Ne yapıyorsun Şahin? Layık olmadığın şeyleri geri al. Hemen evi boşaltacaksın. Arabanın anahtarlarını da vereceksin. Bunu yapamazsın Şahin. Ver ulan. Ver dedim sana. Bırak, dur. Vereceğim. Dur. Bir daha üstüme gelirsen, bu sefer hiç acımam, öldürürüm seni. Şehrin yetiştirdiği ünlüleri düşündüm. Sanatta, politikada, sporda, bilim dallarında, iş hayatında seçkin insanlarımız nerelerde doğdular? Köyden başkente kadar doğup büyüdükleri yerlere götüreceğiz bu kişileri. Anlattıklarını çekimlerle belgeleyeceğiz. Düşünüyorum da aynı şehirde doğmuş olan meşhur şarkıcı, türkücü, devlet adamı, romancı, ressam, futbolcu, güreşçi, sanayici, profesör, tiyatro sinema oyuncuları. Kimler varsa bir araya gelerek o şehrin halkıyla bir şölen yaşayacaklar. Memleketlerini daha da büyütüp eksiklerini tamamlamak için el ele verecekler. Ne zaman başlıyoruz? Dahası var. Her şehir, her kasaba için özel indirimli reklamlar alacağız. Şimdiden spotlar hazırlatmaya başla. Yavaş yavaş duyuralım bu programları. Hemen.
Sen de yeni bir şeyler düşündün mü? Evet. Cezaevleri arası spor yarışmaları. İlginç. Gel otur karşıma, anlat biraz. Verdiği her şeyi geriye aldı. Bana tekmeyi vurup ortalarda bıraktı. Gökdelen'de öldürüyordu az daha. Yetmedi, şimdi de beni kullanılmış bir paçavra gibi bir kenara attı. Ödeşmek için her çareye başvuracağım. Şahin benden daha kötü duruma düşecek. Düne kadar sevgilisiydin. Az yardımını görmedin. Bu denli düşmanlık hiç sana yakışmıyor. İnsanca ayrılmak için elimden geleni yaptım. Anlamadı. Bıçak kemiğe dayandı artık. Ya istediğim parayı verecek ya da savcılığa gideceğim. Şahin'i savcılıkla tehdit etmen gülünç. Çünkü hiçbir şekilde suçlayamazsın. Son sözün buysa hemen savcılığa müracaat edeyim. Ne dersin? Blöf yapıyorsun kızım. Hakkında ne söyleyebilirsin ki? Çok şey. İstersen anlatayım. Her şey bende olduğu o gece başladı. Alo, buyurun. Seni istiyorlar. Evet. Yakup kendisini mali polise senin ihbar ettiğini öğrenmiş. Saklanmış. Tedbirli ol. Konuşmamız gerekiyor. Biz de buluşalım. Hemen geliyorum. Gitmesin olmaz mı? Önemli bir iş. Çabuk döneceğim. Ne durumda? Sıyırdı maşallah. İki kurşun Şahin Bey'e sinek vızıltısı gelir. Ben de ancak kurtulabildim. Polis bütün gece evin civarında soruşturma yaptı. Kuş uçurtmadılar. Olsaydı ölürdüm. Olmadı. İki ufak yarayla atlattım. Ağlama. Kimmiş ateş edenler? Neden? Tekrar geçmiş olsun. Yarın ararım. Abim güçlü, sinirleri çelik gibi kadınlar ister etrafında. Sil gözlerini. Siz Şermin Hanım olmalısınız. Saygılar. Dediğimi unutma. Sen de git Orhan. Yapabileceğim bir şey varsa... Gerekirse yarın konuşuruz. Kimselere duyurma. Bir an önce ayağa kalk. Seni her zaman başımızda görmek isteriz. Savcıya Yakup'tan söz etmeyeceğim. Karanlıkta kimseleri görmedim diyeceğim. Elime geçtiği gün cezasını ben vereceğim o köpeğin. Yakup'la ortaklığa kalkışman baştan yanlıştı. Bu kaçakçı takımı ne ticaretten anlar ne de iş ahlakından. Para için hem döneklik eder hem de intikam almaya çalışır. Beni aradan çıkartıp bütün kazancı cebine atacak. Ben de hiçbir şey yapmayacağım, öyle mi? Kaçırdığı parayı mali polise senin bildirdiğini nasıl öğrenmiş? Önemli olan bu. Önemli olan bana silah sıkabilmesi. Bunu ödeteceğim o pisliğe. Aratmaya başla Yakup'u. Merak etme.
hiçbir yere kaçamaz. Oh, sizi unuttuk. Sokul bana. Bunları kurcalamak senin başına iş açar. En iyisi iyilikle, güzellikle anlaşmak. Bunu bana değil, Şahin'e söyle. Aldıklarını geriye versin. İstediğim parayı da ödesin. Her şeyi unutayım. Peki, hemen konuşacağım. Seni arayacak. Yarın öğlene kadar sizden kesin bir haber bekleyeceğim. Seni mutlaka arayacak. İstediklerini de verecek. Yarın öğlene kadar. Başka vakti yok. Öyle söyle Şahin'e, gecikmesin. Evet. Cemil isminde bir bey sizi arıyor. 4. hatta. Söyle Cemil. Çok önemli bir haberim var. Cevat büyük bir vurgun peşinde. Gemilerle hayali ihracat yapacak. Hazırlanıyor. Nereden kalkacak gemiler? Ne taşıyacak? Ne zaman? Bunlar ikinci toplantıda konuşulacak. Hemen bildireceğim. Bekleyeceğim. Bankadaki hesabına şimdi 100 milyon yatırılacak. Teşekkür ederim. Gerekirse evinizden arayacağım sizi. Saygılar. Cemil aradı. Cevat Çayeli hayali ihracat için hazırlık yapıyormuş. Durum kesinleşince hemen bildirecek. Bu köpeğin hesabına 100 milyon yatır. Şahin inşaattan olsun. Ebru geldi bana. Müthiş bozuk çalıyor. Aldırma sen. Bu kadarı da fazla artık. Hem 5 kuruş bile vermiyorsun, hem de mücevherlerini arabasına alıp kapıya koyuyorsun. Bana kafa tutmaya kalkışmadan düşünseydin. Çizmeyi açtın. Ebru'ya bu kadar kötü davranman yanlış. Başına büyük işler açabilir. Ne gibi? Yakup olayını biliyor. Daha da pek çok şeyleri. Yarın öğlene kadar aramazsan savcılığa gidecek. Ebru beni iyi tanır. Canından da korkar. Hiçbir şey yapamaz. Senden öyle nefret ediyor ki. Öyle bitmiş, yıkılmış ki. Seni perişan etmek için her şeyi göze almış. Senin en yakın dostun, özellikle avukatın olarak rica ediyorum. Yarın ara Ebru'yu. Ne istiyorsa ver. Kapat bu meseleyi. Haklısın. Arayacağım. Evi gezdik. Bence her şey yerli yerinde. Bahçeye bir yüzme havuzu yapalım diye konuşmadık mı? Doğru. Bir havuzumuz olmazsa Eregün'e karşı ayıp olur. Fazla oynamamak lazım. Ana tasarımı bozmayalım. Sen de beğendin mi evi? Çok beğendim. Hafta sonları gidip kalabiliriz istersen. Elbette gideriz. Tebdili mekanda ferahlık vardır derler. Bahçeye de bir barbekü yapsak mı? Olabilir. Unutmadan anahtarlarınızı size vereyim. Orasını yeniden yaşanır hale getirinceye kadar anahtar sende kalsın. Ben bugün yedek anahtar yaptırdım. Ne zaman başlıyorsunuz çalışmaya? Gelecek hafta. Önce havuzu bitirelim. Sonra da biraz boya badana işlerine girişiriz. Benim de sana iyi haberlerim var. Çağla ile müthiş güzel programlar hazırlıyoruz. Bize göre güzel tabii. Bakalım sen ne diyeceksin? Ne diyebilirim? Senin beğendiğin her şey benim için güzelden de güzeldir.
Alo, buyurun. Merhaba. Çok mu beklettim? Biraz daha aramasan gidecektim. Öfken de haklısın. Sana haksız ve kaba davrandım. Barışmak istiyorum artık. Ne istiyorsan vereceğim. Koruköy'deki evimde bekliyorum. Gecikme. Hemen geliyorum. Teşekkür ederim. Ben Oktay, buyurun. Oktay, ben Ebru. Çok önemli bir mesele için arıyorum seni. Belki de hayatım söz konusu. Hemen buluşabilir miyiz? Tabii buluşuruz. Ama nedir bu hayati mesele? Hiç vaktim yok. Buluşunca anlatırım. Hemen çık Ziya Bar'da bekle beni. Uçarak mı geldi? Otur. İyi dinle beni. Kızmayacak, çekip gitmeyeceksin. Çünkü senden başka yardım edecek kimsem yok. Polis romanı gibisin. Nedir bu gizemli korkulu konuşman? Önce gülümse biraz. Sana ilk günden beri yalan söyledim. 2 yıldır Şahin'in metresiydim ben. Evleneceğimizi sanıyordum. Apansız ablanla evlendi. Beni terk etti. Dönekliğine, kalleşliğine karşı para istedi. Bu para benim namusumu ve geleceğimi ödeyeceği bir sadakaydı. Hep kaçtı benden. Nihayet Gökdelen de kızdırdı. Yeter. Ötesini anladım, biliyorum. Bilmiyorsun. Peşime fotoğrafçı takmış. İkimizin müstehcen resimlerini çektirmiş. Böyle bir iğrençlik yapabileceği hiç aklıma gelmezdi. O resimleri suratıma attı. Beni kahpelikle suçlayarak arabamı, mücevherlerimi, evimi, verdiği her şeyi geri aldı. Bunları anlatmanın sebebi, gereği ne? Sayın eniştemle gidip kavga mı edeyim? Bunu mu istiyorsun? Yok, hayır. Şimdi beni bekliyor orman evinde. Ya, niçin bekliyor? Gene sevişmek için mi? İstediğim parayı ödeyecek ama güvenemiyorum Şahin'e. Birdenbire razı olması midemi bulandırdı. Bana bir kötülük yapmasından korkuyorum. Onun için aradım seni. Bana yardım etmen için. Merak etme, seni yalnız bırakmam. Birlikte gideriz. Her şeyini alarak seni sokağa atan adam ne oldu da istediğin parayı vermeyi kabul etti? Niçin değişip yumuşadı? Çünkü eli mecbur. Avukatıyla haber gönderdim. Parayı vermezse dar ağacında sallandırırım onu. Hiç değilse 30 yıl ceza giyer cinayetten. Cinayetten mi? Kimden bahsettiğimizi unutma. Şahin Bey acımasız bir çapkın olabilir ama bir katil asla. İftira atmak sana yakışmıyor. İftira atacak olsam böyle teslim olup dönüş yapar mıydı? İstediğim parayı ödemeye razı olur muydu? Doğrusun. Ödü kopuyor benden. Çünkü cinayet işlediği gece yanındaydım. O gece de evlilikten söz ediyor, ümitler veriyordu bana. Ömrümde ilk defa evliliği düşünmeye başladım. Neden acaba? Bilmem. Asıl ben sana sorayım. Kim o evleneceğin kadın? Söyle sevgili, merak ettim o kadını. Aşağı git. Sen burada kal güzelim.
Ben biraz sonra döneceğim. Küçük değil mi? İnsanı yılan deliğine de girse buluyorlar. Birine pusu kurup öldürmeye kalkışan sonra kaçıp saklanmaz. Mertçe, erkekçe ortaya çıkar vuruşur. Seni öldürmek istemedim, haşa. İkaz etmek için, ders olsun diye bir iki el ateş ettim. Senin yarım bıraktığın işi ben bitireceğim. Cezanın ne olduğunu biliyorsun değil mi? Bağışla beni. Can tatlı. Ölmek istemiyorum. Göster büyüklüğünü. Şimdi göreceksin. Ayağıma kapa. Yakup'un cesedi 3 gün sonra bulundu. Şahin'in 300'ünü öğrendin mi şimdi? İnanılır gibi değil. Zavallı abla. Bunun gibi daha nelerini biliyorum o canavarın. Onun için tek başıma gidemedim, korktum. Artık yanında ben varım. Şimdi o korksun. Şahin gelmiş. Senin eski arabayı da getirmiş. Geri mi vereceklersin? Sen burada bekle Oktay. Ne olur her şeyi alt üst etme. Peki ya bir terslik ederse? Lütfen sen burada kal Oktay. Senin yanında onunla konuşalım. Peki öyle olsun. Sakın korkma. Sana en ufak bir şey yaparsa bağır koşayım. İyi ki tanımışım seni. Hoş geldin. Gene çok güzelsin. Bu kadar çirkin ve düşmanca ayrılmamalıydık. Senin gibi bir erkeğe yakışmayan şeyler yaptın bana. Sanırım buraya benimle anlaşmaya geldin. Artık çekişmeyi bırakmanı beklerim. Beni mecbur etmemeliydin. Seni sevmiş, sana 2 yılını vermiş bir kadınım. Geleceğimi sen düşünmeliydin. Seninle barışık ayrılacağız. Daha doğru olur. Baksana, benim getirdiğim şapkaları bile hala saklıyorsun. Ben değer bilen biriyim. Söyle istediklerini. 5 milyar istiyorum.
kendine biçtiğin değer bu mu? Yükseltmemi istemiyorsan hemen bugün ödeyeceksin. Bir daha da asla görüşmeyeceğiz. 5 milyar biraz fazla değil mi? 50 milyar da isteyebilirdim. Bütün hayatım benim elimde. Buyurun efendim. Zeynep Hanım'la görüşmek istiyorum. Kardeşiyim. Zeynep Hanım kültür merkezinde bir toplantıya gitti. Akşamüstü dönecek. Bir notunuz var mı? Kendisini tekrar arayacağım. İyi günler. Peki. Parayı aldıktan sonra beni polise ihbar etmeyeceğine malum. Böyle bir şey aklımın ucundan bile geçmez. Avukatıma beni ipe göndereceğini söyleyen bir kadına nasıl güvenirim? Yemin ederim ki bu ilk ve son olacak. Paranın tadını aldıktan sonra her an benden yeni 5 milyarlar isteyebilirsin. Parayı vermek niyetinde değilsen lafı uzatma. Beni esir alabileceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. Pekala, sen bilirsin. Ben gidiyorum. Oktay dışarıda bekliyor. Sen son yolculuğuna çıkıyorsun. Oktay! Ebru! Ebru! Sen bir canisin! Acıması olmayan bir canavarsın! Kan dökmeye doymuyorsun! Ama Ebru'nun kanı yerde kalmayacak! Buyurun. Evet, cinayet masası. Ben başkomiser Emin Ortaç. Şahin Çınar'ın Koruköy'deki evinde az önce cinayet işlendi. Siz tanık mısınız bu cinayeti? Herkes
toplantı salonunda sizleri bekliyor. Peki. Bütün gün holdingdeydim. Hiçbir yere ayrılmadım. Tamam. Sekreteri bana bırak. Senin için odasından hiç ayrılmadı diyecek. Hoş geldiniz beyler. Şahin Holding bünyesindeki şirketlerin yöneticileri olarak sizleri çağırmamın önemli bir sebebi var. Gelişen ve büyüyen ticaret hacmine uygun olarak sermaye artırımına gitmek kararındayız. 650 milyardan 1 trilyona yükselecek bu artırım için genel kuruldan önce hepinizden şirketlerin gelir ve giderlerini kesin kes belirten bilançoları istiyorum. Hiçbir telefonu bağlama dememiş miydim? Sizi bir polis şefi arıyor efendim. Çok önemliymiş. 3. hatta. Polis niçin ararmış beni? Bakalım. Buyurun, ben Şahin Çınar. Merhaba efendim. Ben cinayet masasından başkomiser Emin. Koruköy'deki evinizde cinayet işlenmiş. Sizin bilginize başvurmak zorundayız. Hemen gelmeniz gerekiyor. Ne cinayeti? Ne olmuş? Kim kimi öldürmüş? Bir değil iki cinayet. İki ölü var. Zahmet olacak ama hemen gelin, burada konuşalım. Peki, geliyorum. Koruköy'deki evimde cinayet işlenmiş. Polis beni bekliyor. En yakın zamanda gene toplanacağız. Selim Bey, siz de benimle gelin. Şefiniz nerede? Kayınbiraderim Oktay. Karımın biricik kardeşi. Bu yıl mühendis olacaktı. Yanımda çalışıyordu. Yakınınızdı demek. Vah benim aslan. Vahsız kardeşim. Bu hanımı da tanıyor musunuz? Ebru, manken ve fotomodeldir. Geçen yıl bazı şirketlerimin tanıtımı için çalışmıştı. Kayınbiraderinizle bu hanımın ilişkilerini biliyor muydunuz? Hayır. Bir ipucu var mı? Nasıl olmuş bu felaket? Oktay Ebru Hanım'ı öldürmüş ve intihar etmiş. Şimdilik tahmin edebildiğimiz bu. Evet. Öyle görünüyor. Bize cinayeti ihbar eden kişiyi bulabilirsek belki daha çok şey öğrenebiliriz. Kimin bildirdiği belli değil mi? Hayır, burada cinayet işlendiğini söyledi. Kapattı telefonu. Belki eşinizin kardeşiyle Ebru Hanım hakkında daha fazla bildiği vardır. Karım hamileliğinin son döneminde. Duyunca bir felaket daha olabilir.
Onu şimdilik sorgulamayın lütfen. Even though they didn't do things, they did consider it. I don't think that'd be wrong, would you? That's what I felt. But I didn't know you knew about it. Oh, yeah, I knew about it, but I didn't know that you knew about it. Well, of course. I must admit, Mildred, it did bring back memories. Shut up. Go on, get him before they get us. It'll be a nice surprise for the foremost, won't it? Us coming home 2 days early. The way we're going, it's going to take 3 days. Well, unless you put your foot down, it's going to take us a week. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıyı ve Kültür Bakanı'nın konuşmasını haberlerden sonra ayrı bir program olarak verelim. Kardeşiniz Oktay Bey'in bir iki fotoğrafını rica edecektim. Haberi akşam bültenine yetiştiriyoruz. Sizden de kendisi hakkında bir konuşma rica ediyoruz hanımefendi. Bir şey mi oldu Oktay'a? Bağışlayın, duyduğunuzu sanıyordum. Neyi duyacaktım? Başınız sağ olsun. Kardeşiniz 2 saat önce bir kadınla beraber ölü olarak bulundu.